Selam millet. Bu sefer market temiz gözüküyor. Okay. Ve silah geçişleri falan çok rahat bu arada. Evet, onu fark ettim. Alıyorum bu zombiyi. Tamam. Oha, tıkır tıkır geçiyor silah, balta falan. Ay, çok sevindim. O zaman gidelim. Okay, go. Şimdi Orası bu arada adamları gördüğümüz balta değildi. Şey, Allah'ım. balta adamları gördüğümüz market değildi. Doğru, o market şuradaki. Evet, uzakta kaldınız. Neyse, biz buradan şöyle gideceğiz. Önceki bölümden hatırlarsınız, Seth'le Balota'dan yola çıktık Elektro'ya doğru ve yolda 3 kişiyle karşılaştık. Bu bölümde Elektro'ya olan yolculuğa devam ediyoruz. Bu speed'i aldım, koşuyorum. Woohoo! Yok ama o bulanıklık garip bir şekilde. Neyse, dur bakalım. Belki gözümüz alışmamıştır bir şeydir. Ben senden daha mı hızlıyım? Evet, ellerini kaldırmışsın. Ama artık aynı hızdayız. Okay. Beni takip edecek misin yoksa yine geçeceğim mi öyle? Aynı yola gidiyoruz nasıl ki? Pantolonu çıkartıp da daha hızlı koşuyormuş. Haydi, görüş kaybettim. Arkandayım. Ha. Mümkün olduğunca az oyalanarak gidiyorum. Okay. Tam güzel ekliyor. Tamam. Ay, kötü oldu. Evet, açıklık alana Şöyle gireceğiz. bir duracağım. Burayı bir keselim ya. İyi olur. Çıkacağız çimene. Üst taraf temiz ama çatılara karşı zerre bir güvenim yok. Çatılardan da zannetmiyorum ama bu tarafa birinin bakacağını. Herkes balıkaya bakıyordur. Tamam. Balotaya bakmıyordur ya. Burası Çernon'un olduğu taraftayız artık. Doğru diyorsun. Tamam, Ama bu tarafa bakmıyorlardır ya. Zannetmiyorum. ağaçtan ağaca seke seke gideriz ya. Aynen. En kötü ateş açıldığında one shot yapacaklarını zannetmiyorum. Hareket halinde olacağız çünkü. Haydi bakalım o zaman. Açık alanlarda giderken kendinize sürekli siper edineceğiniz rotalar çizmeniz çok daha mantıklı olur. Düz alanda direkt kuş uçuşu şeklinde bir yol çizmeyin kendinize. Normalde gitmemiz gereken yol bizim sağ tarafımızda kaldı ama biz biraz dolanıyoruz ki kendimizi olası bir tehdide karşı gizleyelim, koruma altına alalım. Karşıdaki ormandan sonra rahatız ya. Sen tabii bizim geçiş yollarını falan olduğu gibi videoya kaydediyorsun. Gelsinler bizi öldürsünler. Evet, çok hakikaten. Öldürsünler. Beraber malzeme toplarız.
Evet, tekrardan safe zone'a girdik. Yok ya Seth, beni izleyenler öyle şeyler yapmaz. Yapmaz değil mi? Yapmaz değil mi? İlk videoda 3 adamı öldürdükten sonra beni izleyenler yapmaz, çok şey oldu zaten. Ha değil mi? Ay. Biraz da yeni patch'ten bahsetsene, başka neleri düzeltiyorlar? Başka neleri düzeltiyorlar? SKS'ye geldiğini söylemiş miydim? Evet, SKS'yi söyledim. Onun dürbün yapısı, mermi yapısını falan konuştuk. Ha, SKS'de dürbün şöyle bir durum gelişti. Yoktu bu. Long range scope eksperimental build'de, yani deneysel serverlarda deneysel serverları da açıklıyorum ama deneysel serverlar patch'in test edildiği serverlar. Bütün serverlara gelmeden önceki test edilen server. Orada bir değişime uğradı SKS'nin long range scope. Şu an bizim MOS'in, yani tüfeklerimize takılı olan long range scope SKS'lerde kullanılabiliyordu. Hadi artık canım. Kullanılamıyor. Hadi canım. Kötü haber. En son ben bir tane görsel gördüm ama SKS artık long range scope'lu. Evet, muhtemelen o eski şey nereden? Bu çok kötü oldu. Acaba yeni scope mu gelecek? Yeni scope gelebilir de ama bilmiyorum, belki SKS'yi tam o kadar da uzun menzilli tasarlama istememiş de olabilirler. Çünkü biliyorsun long range scope'u takmadığında MOS'in 200 mm şeye kadar, 300 mü? 300'e kadar. Yok MOS'in range'i gene aynı kalıyor da görüş alanın yetmiyor. Atış etmeye. Yok yok, dürbün taktığında 800'e çıkıyor, dürbün takmadığında 800 değil MOS'in range'i. Silahın rengi değişmez ama diyor. Değişiyor. Ama yani şöyle değişiyor. Zero. Zero ink'te değişiyor. Weapon zero ink'te değişiyor. Onun dışında Mosin'in rengi gene bir kilometre, gene bir kilometre. Yani değil. Sadece hedef, yani 800 metreden dürbünsüz vurabilmek için bayağı şanslı ve iyi olman gerekiyor. Bunun dışında başka neler var? Bunun dışında başka neler var? Ruined gıdalar yenemeyecek demiştim bir de. Evet, ruined gıdalar yenemeyecek demiştim. Sular da aynı şekilde. Artık kantinleri, yani ruined kantin olduğunda onları da tüketemeyeceğiz. O biraz sıkıntı oldu ya. Benim galiba şeyimde, çantamda ruined var bir tane kantin. Aa, onu ben bilmiyordum. Kantinlerin çalışmayacağını, sırf kolaydı. Onlar da maalesef şeye giriyor, gıdaya giriyor. Oh. Yani daha doğrusu hatta şöyle bir örnek verilmiş, daha açıklayıcı olur belki. Ruined, ne diyordum? Ha, ruined objeler artık kullanılamayacak. Yani cümle o, aynen. Cümle o. Biz bunun sadece şarjörleri ve işte mermilerde görüyorduk şimdiye kadar. Altta parantez içinde örneğin gıdalar, yani gıdaları ve şeyleri, içecekleri yiyip içemeyeceksiniz şeklinde de bir açıklamada bulunmuş. Hayırlı olsun. Yani, şeyde çadırlardan loot çıkmamasını düzeltmişler herhalde, o bir bakmış. Askeri üslerde ve bazı havaalanlarının yanındaki çadırları da şu an sadece tek bir, şu an demeyeyim de ne diyeyim? Son patch'ten beri iki yerde, yani tek bir binadan, tek bir yapıdan loot çıkar oldu. Diğer tüm çadırların lootları kaldırıldı. Biz bunu kaldırıldı diye biliyorduk. Meğer bir bugmuş bu ve bunu 5 Şubat'ta gelecek olan patch'te düzeltiyorlar. Tekrar silah bolluğumuza, cephaneliğimize kavuşabileceğiz. Geldik şeyler mi? Peki, evler ne oldu? Evler derken? Şey, yani evlerde de çok düştü ya. Evlerdeki loot sistemine dair herhangi bir şey söylemediler ama belki de hani çadırlardaki bu loot düşüşüyle aynı kaynaktan gelen bir bug'dır. Hmm. Belki de yine görebiliriz. Çünkü şöyle bir durum da var Seth. Evlerde lootların azaldığına dair patch notlarında da herhangi bir şey ben rastlamadım.
Ya ama biz o kadar elektroyu, Çerno'yu dolaştık. Loot oranı bayağı bir düşmüştü Biliyorum. izlerken. Bir arada seni kaybettim, bekle. Neredesin? Şu tarafta baktığım yerlerde olman lazım ama ağaç. Tellerin sağındayım. Tellerin güney tarafındayım. Tellere doğru gidiyorum. Gördüm seni. Evet, gördüm seni. Tamam. Geldik galiba, değil mi? Evet. Son tepe. Neymiş? 250-300 metre civarında olmamız lazım. Yani o sadece gözlemdi. Notlarda ben de hakikaten şey yapmadım, denk gelmedim de. Evlere eskiden girdiğimizde gıda bulmakta veya işte çanta bulmakta bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Tamam, çantayı azaltacağım demişlerdi. Ama gıda yok evlerde. Evet. Doğru. Çok uzun zamandır bir taze muz olsun, elma olsun yiyemedim. Kivi yiyemedim. Evet. Şeyden belli oluyordu zaten. Server restart olur olmaz, hani lootlar yeniden tazeleniyor ya. Aha. O zaman evi, yani kimsenin girmediği eve girdiğinde, hiçbir şey bulamadığında fark ediyordun onu. Doğru diyorsun. Şurası bizim köşe. Hoş geldin. Yani. Şimdi orada bir duralım. Hatta o tarafı fazla ilerlemeden ben bir su içeceğim. Çünkü yemek de yiyeceğim. Çocuk susadım demeye başladı. Nefesimizi ayarlayalım. Aha. O şey, mermileri ayarlayalım bir de. Şuradan bir karşı tepelere bakabiliyor muyduk? Onu bir bakayım. Yolun biraz ilerisinden bakabiliyorduk galiba. Evet, biraz fazla gerideymişiz. Small Protector Case iyi, güzel, boş da. Hangisine ne koyduğunu hatırlayana kadar. Etiket olsa ya böyle, üstüne yapıştırdığın. Ha, bir isim koyabilsek bunlara. Ha, su çantası falan. Beslenme çantası. Ya da ufak ikonlar yapsalar, ikon seçebilsek mesela. O da olur. Şimdi... Tabanca. Bir. Bu da değil. Tamam, sadece ammo box'ta mermim kalmış. Hayırlı olsun. Ne kalmış anlamadım. Bir şey mi ihtiyaç mı? Yok, sadece ammo box'ta mermim kalmış. He. Yani yaklaşık olarak 8 slot falan 20'lik var. Son olarak bir de şuradan yemeği çakıyorum. Sonrasında hazırım. Okey. Bu arada bu ses oyun içinden gelmiyor. O tık 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 sesi ne hikmetse benim yan komşu bir şey çakmaya başladı bu saatte. Çok kuyu değildir ama. Durdu galiba. Ya da oyuna ağaç kakan geldi. Oyuna çekişli ağaç kakan gelmiş. Yeni patch'te peki en çok ilgini çeken şey ne SKS dışında? Şu güzel olmuş dediğin. Bu arada dur. Şey geldi aklıma, onu da söyleyeyim. oyunda şu an bizim hala henüz keşfedemediğimiz berry picking olayı var ya, yani böğürtlen toplama. Evet. O varmış. Yani biz, hani bizim kazmalığımız, biz ondan bulamıyormuşuz. Aslında. Allah. Evet. Ya da en azından ben öyle anladım. Bak yine şöyle bir ifade geçiyor. Artık böğürtlenlerin şeyi artmış.
besleyiciliği. Biz daha bulamadık ama besleyiciliği artmış. Evet, daha yeme fırsatımız olmadı ama aman yemem ya. Sanki biz çok böğürtlen tüketen bir milletiz. Valla gibi... içerisinde eğer ki free toplayabileceğimiz kaynak olacaksa adam var tepede. Hangi? Şeyde flanklediğimiz tepede. Açıkta duruyor, yeşil alanın ortasında, ayakta. Okay. Çitlerin biraz aşağısına bakarsan görürsün ayakta. Okay. Okay, gördüm. Zombi o. Zombi mi? Evet. Orada zombi ne arıyor? Spawn point değil ki. Orada, oraya kadar biri zombiyi çekmiş. Sonra orada oyundan çıkmış. Zombi de onu oraya kadar kovalayıp buglanmış. Çünkü geri dönmesi gerekir normalde. Evet. Baktığım okay. Yerdeki zombi. Kesin zombi. Ufak ufak ilerliyorum yerimize doğru. Ama iyi yani, şu o zombinin varlığı bize neyi anlatıyor? Bu arada bir sıra aşağı iniyorum ağaçlardan. Tamam. Orada orada bir adamın olmadığını. Gerçi yok, buglandığında bir dakika, benim oraya tekrar bakmam lazım. Buglandığı zaman yakın çevresindeki insanlara dönmüyor diye hatırlıyorum. Şuradan bir emin olmak için biraz daha kontrol edeceğim. Okay. Adam var mı diye gördüğüm kadarıyla yok. Oyun buğulanmış ya, anlayamıyorum. Bende de aynı dert var. O garanti bir şeyleri değiştirdiler ama evet. Olduğunu anlamadım. Acaba şeyi falan bir artırıp azaltsak mı? Blur, motion blur ikilisini. Onlar kendiliğinden mi arttı acaba? Ya da sıfır duruyor ama arttı gibi bir şey mi oldu? İlk işim onları kapatmak çünkü. Blur'u açtım. Close. Şimdi geri kapatayım bakayım. Yok, aynı. Aynı. Neyse. İlerliyor musun? Bizim bölge temiz. Hatta 20 metre sonra ağacımdayım. Ofis binası temiz gözüküyor. Okay. Markette tüm kapılar kapalı. Bir dakika. Markette pusu var. Ya da bir noktada biri girip kapatmış. İtfaiye binası temiz. Balyalar temiz. Bu blur çok kötü yalnız. Çatıyı tam net göremiyorum yani. Evet ya, acaba... Allah Allah. Dur bakalım, anlarız. Çatıyı şu an tam görüyorum ve boş gözüküyor. Aslan çatısı. Bir tek o texture kıpırdıyor ya. Evet. Orada yatan adam olduğunda çantası yoksa da texture böyle kıpırdıyor. Evet. O saçma olmuş hani, anlamıyorsun tam. Şey, hastane temiz dedin. Hastane çatısı temiz dedim, evet. Fabrika bacası temiz, itfaiye temiz. Şimdi tepeye bakıyorum tekrardan. Tepede bir şey var mı? O ağacın altı temiz, çitler temiz. Okey, şimdilik sakiniz. Yo, iki kapı açık şeydi markette. Ben uzaktan o zaman kapalı gördüm onu. Çünkü gerçekten kapalı gözüküyordu. Çok uzaktan baktım ben. Çok uzaktan değil de işte. 50 metre falan var herhalde. Üstlük şey, standart kapılar açık. Dokunulmamış da olabilir, evet. İtfaiye bakmıştın değil mi? Yemek sesi. Bana da zombi sesi geldi. Herhalde aynı anda bir server side durumu. Gayet temiz.
Bu tepenin adına biz Set Tepesi koyduk. İfade etmesi daha kolay çünkü herhangi bir özel adı yok. O zaman şeyi de göster bari, Aşıklar Tepesi'ni de göster. Evet, baktığım nokta Aşıklar Tepesi. Bunun bunun nedeni de şurada bir tepe var. Elektro'yu komple görüyorsunuz zaten. Bir elektro manzarası var. Ve tepede banklar var. Böyle çiftlerin oturup romantik anlar yaşadığı şöyle büyük bir ağacın altında. O yüzden oraya Aşıklar Tepesi adını verdik. İfade etmesi de daha kolay oluyor gerçekten. Aşıklar Tepesi'nde adam var mı? Var. Vurun! Kimse aşık olamaz. Ne bileyim, o tarz işte. Daha kalabalık bir tanesine mi geçsek? Ya da Aşıklar Tepesi'ne damsız almıyoruz falan. Tamam, sustum. Ay. 19 kişiden bize ekmek çıkar mı ya? 19 kişiden bilmiyorum. Dur bir dakika. Bir yer daha var galiba anlatmam gereken. Evet, anlatsam iyi olur. Saman balyaları görüyorsunuz. Yani çünkü burada da bayağı bir adam öldürdük. Bir yerden baksan 6-7 tane adam öldürdük burada. Şeyi de anlat istiyorsan. Burası elektronun kuzey girişi. Şunlar şu, şunlar şu. Okey. Denizi görüyorsunuz. Deniz her zaman haritanın, her zaman demeyeyim de doğu veya güneyini kaplıyor haritanın. Ve şu an elektroda olduğumuza göre deniz güneyde. Deniz güneyde ise elektrik santrali, şuradan bacasını, uzun bacasını gördüğümüz yer elektrik santrali, elektronun. Ve hemen yanında itfaiye binası. Şehrin en güney, pardon, kuzey çıkışında kalıyor. Geldiğimiz taraf Çerno tarafı, Çernogorsk tarafı. Bu tepenin devamı da Kamışova'ya devam eden yol. Aşıklar Tepesi. Burası da diğer sniper tepesi gibi ifade ettiğimiz yer. Çünkü burada da bayağı sniper yatabiliyor. Fakat buradan avlaması olmasa bile görmesi nispeten kolay oluyor. Onun dışında ne diyecektim? Şu yol, yani buradan bir yol geçiyor tam bu tepenin bittiği yerde, hemen göstereyim onu da. Neyse işte bu, evet. Orası da Çerno'dan elektroya gittiğinizde yolda karşınıza çıkacak olan, evet bu yol. Benzinliğin yanından geçiyor. Kuzeye doğru giden yol. Böyle yani. Balyaları söyledik. Diğer her yeri söyledik herhalde. Şey, market binasını, ofis binasını bir net olarak gösterebilirsin. Okey. Oralarda ben genelde bu ağaçta duruyorum. Ağaç dibinden ateş etmenin avantajlarından biri de özellikle şu tepeye karşı kendimi kolaylıkla koruma altına alıyorum. Kendimle o tepe arasına ağacı koyuyorum. Ya da olası, yani tehdit nereden gelecek olduğunu düşünmüşsem. Çünkü silah seslerine göre bu ağacın etrafında dört dönebiliyorum yani. Bir şey daha var. Şuraya turuncu orman diyorduk değil mi biz? Aha. Turuncu orman tarafından da itfaiye binasından çıkıp buradan bizi flanklemeye çalışan ama onun yerine ölen birkaç cengaver çıktı. Başka, ha. Şurasını da küçük mahalle diyorum ben ama burayı sadece ben küçük mahalle diyorum. Böyle küçük evlerden oluştuğu için ve itfaiye binasından sonraki mahalle gibi. Hani daha büyük binaların başlamadığı yer. Ama o fark etmez neyse. Ofiste itfaiye arasındaki, şey ofiste itfaiye arasındaki mi? Doğru. Evet, doğru söyledim. Ofis binası, market, marketin arka bahçesi, otopark yeri. Şurada bir de yeşil bir binamız var. Bu yeşil binanın üst katına çıkıp ofisin oraya M4'lü adamlarımızı yollayıp ofisin üst katındaki insanları indirebiliyoruz. Böyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım Seth'le birlikte Elektro'da
Neler yaşayacağız? Hoşça kalın.